Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Gucci. Sizin de sevdiğiniz, benim de çok sevdiğim test çözme videolarından yepyeni bir tanesini yapacağız. Bugün dedektiflik testleri çözeceğiz. Ben bu videoya bayılıyorum. Haftada bir iki tane böyle video gelmişse istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Scott and Jessica were on the honeymoon. Birbirlerine bunlar aşık mıymış? Aşıkmış, bunlar balayındaymış arkadaşlar. At hotel by the sea. Denizin kenarındaki bir yerde, bu arada hala abone olmasanız benim şekilde abone olmalısınız. Denizin kenarındaki bir tane şeyde oturuyorlarmış. Villada oturuyorlarmış ve Jessica kötü hissediyormuş kendisi. I don't feel honey. Honey, kendimi çok kötü hissediyorum bebeğim, balım diyor. But it's okay if you go alone. Eğer tek gitmek istiyorsan diyor, problem değil yaprağım diyor. Scott forgot the sunscreen. Güneş kremini unutmuş. Tek başına gittiği için ve geri dönmüş. 20 dakika sonra odaya geri döndüğünde Jessica öldü mü acaba? Jessica was not there. Where is the fucking Jessica? He came down to pool and saved Jessica and... He gel ne, havuzun kenarında sandalye uzanırken görmüş. Why aren't you? Niye odanda değilsin lan yaprağım diyor. Sen beni mi aldırtıyorsun lan Jesso? Are you alone here? Burada yalnız mısın yoksa beni mi dürtüyorsun diyor. Bizi ayakta ne yapıyorsun sen? I feel better and came down to swim a bit. Birazcık diyor yüzmek için birazcık iyi olduğumu hissettim diyor. Tabii ki burada yalnızım diyor, gerizekalı diyor. Scott realized that Jessica was lying. Diyor ki ben diyor Jessica yalan söylüyor diyor. Jessica bizi balayında. Çünkü neden Jessica yalan söylüyor? Ben buldum, hemen sizin de bulun arkadaşlar. Geri sayıyor, geri sayıyor. Fotoğrafta iki tane bir şey var. İki tane içecek var. Bir tanesi kaz balonunun, kaz simidinin üstüne bir bakın. Jessica, whose glass is this? Bu bardak kimin o zaman yaprağım? Ha? Hı, ne olacak şimdi? Bizi mi aldatıyorsun sen? Ben seni almışım. Deniz kenarına bir tane şeye götürmüşüm yaprağım. Benim gözlüğüm nerede? Each time the alarm went off. O netim okey. Evet, alarm çalmış, polis gelmiş ve but the rubber wasn't long there. Çok ne? The director cut on the sear back of the rubber. They know it was a woman. Bir tane hırsız var, Robert. Soyguncu. Bu diyor bir kadın olduğunu söylüyoruz. Hemen alarm çalar çalmaz şeyler guard şeyleri inmiş aşağı. Depot evet in a minute. Bir dakika içinde diyor keşfetti birkaç şey. Answer for woman. Ha, etrafta who is the robber? Soyguncu şerefsiz kim? Uzun boylu demişlerdi. İkinci kadın abi. İkinci kadın. Niye biliyor musunuz? Diğer herkes şey topukluyla duruyor. İkinci kadın topuksuz olduğu halde uzun. Bence ikinci kadın, çünkü öyle bir ipucu vermişti bize. Aynen. Kardeşim dedik, bir olacak şimdi YouTuber olmuş. Who has been richer? Kimin kocası zengin? Kimin kocası zengin? Sade kadının kocası zengin olabilir mi? Kolunda böyle bayağı böyle bir Apple Watch var ama zümrütten yapmışlar yani. En sağ mavili olarak düşünüyorum ama kolumda çok büyük bir zümrüt var, aynen. O zümrütü satsan yani AVM'ye alırsın belki. Hürrem şeyimizi. Who is husband is richer? Çok basit. Kızlar hemen buldu zaten. Sizce kimin kocası zengin arkadaşlar? Kıyafete aldanmayın yani. Sizce kimin kocası zengin? Ben buldum abi, söylemeyeceğim. Siz de bulun. Aa bir dakika lan, bu da Gucci. Aa Chanel daha pahalı ama. Chanel'dir. Sol diyorum abi ben. Gucci'den pahalı. Gucci Chanel'den daha mı pahalı? Zaten kıyafetten falan belliydi. Bu birazcık şey yani. Kocası ağaoğlu falan büyük ihtimal. Whose husband is richer? Bu ne? Oha. Oha. Sınavradın. Gucci'li çıngırak taşıyor. Bu Ferrari anahtarıyla oynuyor. Oğlum kardeşim en sağdakidir de. Oğlum siz nasıl çocuklarsınız lan? Sağdaki abi yani bence. Bu arada Gucci'nin abi makyaj malzemesi mi var? Şu an aydınlandım. Mary's grandpa accumulated a large fortune. Mary'nin grandpası çok zenginmiş, mirası varmış. Before he died, he gave Mary a bottle. Bir tane şişe vermiş Mary ölmeden önce. Sevgilim diyor, tatlışım diyor. You will enter the key to my safe. Aa şeyin bunu işe koyayım. But you have to get key from this bottle. What? Ha, eğer bunu çıkartırsan öyle çıkartmak yasak. Ha okey, kırarım abi. Kırmak da yasak. Evet. Mıknatıs da çıkarım abi. Eritebiliriz o zaman. Anahtarı içinden çıkartırsam kilit benim olacakmış. Yes I know how to get the key. Kanka resmini çizerim ben olsam. Resmini çizerim, yeni bir anahtar yaptırırım. Ya da eritirim ama. Eritirim abi. Kırmak yasak, çıkartmak yasak. Bir dakika, onu yapamazsın ki. Abi onu yapamazsın ki ya. Fizik kurallarına aykırı değil mi? Tamam, kapak hala içerisinde de şu şekilde duruyor, o içine kaçmaz ki. What country is the richest? Dubai, tamam şey de bir dakika. Burada farklı bir çakalık mı dönüyor? Hangi country çok zenginmiş? Allah Allah. Dubai Amerika, şey Arabik. Australia. What country is the richest? Nerede anladın aslında Avustralya'nın zengin olduğunu? Australia. Ha, şey olarak zengin. Milli gelir, milli hasılat olarak zengin. Yani Belçika. Onun da şey fazla. Kişi başına düşen milli gelir olarak arkadaşlar. Oradan şey Dubai'ye falan gitmen lazım. Avusturya mı? Hadi lan Avusturya fakir değil mi oğlum ya? O kadar da yani aylık 4000 dolar düşüyormuş maşallah kardeşim, beline kuvvet. Dubai'ye ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Norveç. Bir 6000'i vardır onun. Bir 6000'i vardır. 4268. Bu arada ben bunun listesini yapmıştım önceden Enler kanalında. Enler kanalını bilenler yoruma yazsın. Gözler yaşlı. Oldlardan kim kaldı be? Abi şey Dubai veya Katar birinci sırada büyük ihtimal. The Netherlands. 5000'i var mı? 10.000 dolar diye hatırlıyorum Dubai veya Netherland'da. Ya 11.000 dolar ya 6.000 dolar. Amerika 4.600 falan. Oha 5.000 dolar. Kişi başı düşen en düşük asgari ücret yani düşün. Iceland. Bu Türkiye'de ne kadar ediyor biliyor musunuz? 11.000 dolardı bir ara yıllık. 11.000 doları 12'ye böldüğünüz zaman yani ortalama 800 dolar falan ediyor arkadaşlar. Kişi başı milli gelir ve o da yani yalan yani. Asgari ücret tekabül etmiyor. Luxembourg. Average income mom. 5255. Güzel bir bilgilendirme oldu. Genel kültür oldu. A rich old woman believed her doctor Anna to be stupid. Stupid. Bu zengin kadın kızının geri zekalı olduğunu düşünüyormuş. Ve öldüğü zaman mirasını şey demiş ki intellect. She left their... bir dakika. There are their message on the them. Birkaç sır veya ipucu bırakmış arkadaşlar. Bir tanesi yanlış, diğerleri doğru, diğerleri yanlışmış. Touch the envelopes. Dokunmak yasak. Nerede anlayabilirsin ki? Mamson. There is no check. The check is there. Bir dakika diyor. Birincisinde burada bir şey yok yazıyor. İkincisinde burada bir şey var yazıyor. Üçüncüsünde, daha doğrusu ilkinde şey yazıyor. Bu bir check değil. İkincisinde bu bir check. Check burada. Üçüncüsünde the check isn't in the second one. Bir dakika. Şimdi bak, burada bir şakalık var. Birincisinde diyor ki burada bir şey yok diyor. İkincisinde diyor ki şey burada diyor. Üçüncüsü de diyor ki the check isn't the second one. İkincisinde değil diyor. Abi kafam karıştı. O zaman birincisinde abi. Şimdi hangisi doğru söylüyor? Burada paradoksa girdik. Eğer üçüncüsündeyse, eğer üçüncü doğru söylüyorsa ikincide değildir. İkinci doğru söylüyorsa hepsi yanlıştır zaten. İkinci olmadığı kesin abi. There is no check. Abi 3 ya da 1 doğru ama 3 doğru olabilir gibi geliyor ona. Bu klasik bir matematik sorusu aslında, olasılık sorusu. Ben bunu önceden başka şeylerini çözmüştüm. Birinci veya üçüncü doğru bence. Üçüncüde ben biraz sıcağım da birincide çok çakallık olabilir. Üçüncü. Üçüncü doğruymuş aynen. Çünkü alttaki iki tanesi birbirini yalanlıyordu. Aynen aslında bak doğru. Üçüncü veya birinci demiştim ama ilk şeyim üçüncüyü bari. Evet. Mr. Appleby was a lonely rich lady. Yalnız ve zengin bir ablamız var burada, büyük hanım. She always said that they would give all her money. Tamam. To the cats home. Şeye bağışlamak istemiş öldüğü zaman. Kedilerin barınağına bağışlamak istemiş. Run by her friend Mr. Cole. Mrs. Cole when Mr. Elba died. Öldüğü zaman arkadaşına demiş ki bunları demiş kediye bağışla demiş, kedi şeyine. Her friend came to the aile şeyine gitmiş, avukatına. According to the will. Dur, anlaşmayla ilgili bir şey de. Mr. Appleby didn't kill Charlotte in her money. Bir dakika. Şimdi bir sıkıntılar var burada. Yazılı olarak söylememiş onun da yetki olduğunu. One of the pages is fake. Bir dakika, avukat bir çakallık mı yapıyor lan yoksa? Avukat kendi üstüne almaya çalışmış galiba şeyleri. Somebody had added. Birisi dosyaları değiştirmiş. Avukat şerefsiz abi. Bir dosya değişmiş. Hangi dosya değişmiş olabilir? 1, 2, 3. Birinci dosya değişmiş. Bence birinci dosya değişmiş abi. What? This one is fake. Ways later. Anladım. Aslında renk olarak da bir sıkıntı olabilir de. Soldaki iki tanesinin sayısı sağ alt köşede yazıyor. En sağdakinin ortada yazıyor. Bu şey fake ve onu bence şerefsiz Lavyer koydu oraya. Who is poor? Kim daha fakir? Sağdaki fakir. Soldaki Louis Vuitton. Sağdaki de Gucci değil mi abi? Soldaki zengin. Who is poor? Bu poor değil yani. Bir dakika, çakma. Abi İyi bakma, Louis Vuitton yazıyor. Louis Vuitton aslında değil mi? Orada hangisi olmayacak? Bir harf olmaması gerekir. Mercedes var bir soldakinde. Sağdaki fakir mi abi? Ama şimdi kolye, bilezik falan çıkar. Ticket. Abbas ticket. Tamam. Sağdaki fakir abi. Who is poor? Sağdaki abi. Çünkü şey deneyik demiş bak. Geçersiz kılınmış. Bakiyesi yetmemiş yavrucağın pembişin. Soldaki zengin yapıştırmış parayı. Komutlara yazın diyor. Yorumlarda siz de belirtebilirsiniz. The king had three daughters. Bu kralın 3 tanecik şeysi varmış. Kızı varmış. Anne, Maria, Elsa. Oh, Anne Maria. Today our father's going to the divide. The inheritive. Inheritance. What? O ne biçim bir şey lan? Inheritance. Hemen gaz. İmam. Can't wait. Orayı kaçırdım, o da bir şeyler. I will get everything as the elder sister. He gave each of them a kettle. Tamam. Her birisinde bir tane şey var arkadaşlar. Şey, kettle, çaydanlık vermiş. Put them on the fire. Bunları ateşleyin diyor. The one whose kettle begins to boil first will get everything. Aa, ilk önce kim kaynatırsa o galiba her şeyi alacakmış, tüm mirası. Elsa didn't what dedi? Inherit. Bu kelimeyi bilmiyorum. All but she got it. Tamam, o yapmış galiba, bu yapabilmiş, yakabilmiş altını ocağın. How did it happen? Hiçbir şey anlamadım. Anladım, bunu biz de merak ediyoruz. Şu kelimeyi dur ya, ona bakacağım ya. Inheritance, kaynama noktası olarak düşünüyorum onu ama. He tamam, miras demek, tamam. Aa, mirasın hiçbirisi istememiş mi? Alamamış ya da. Bunu nasıl yaptı diyor. Anlayamadım lan, bakalım ne çıkacak ya. Bence İngilizcemle alakalı değil, ben olayı anlarım. Eğlenceli oluyor. Tekrardan beğeni, teşekkürler, bu tarz açıkları gelmişsiniz. Bu videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu arada şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun.